Peki değerli konuklar, sevgili arkadaşlarımız, genç meslektaşlarımız, sevgili hocalar, Kadir Has Üniversitesi SEPIA ile işbirliği içinde Yeşil İz grubu adı altında ki webinarlar serimizin 9.sü. Bugün çok heyecanlıyız. Bugün yepyeni bir kavram ve kavramın duayen hocalarından, akademisyenlerinden, araştırmacılarından Profesör Doktor Erdem Başçı bizimle. Merkez Bankalarının yeşil dönüşüm görevleri içerisindeki konumunu bizimle tartışacak. Kabaca öyle özetleyebilirim. Erdem Hoca'yı çok uzun yıllardan tanıyoruz. Kendisi Bilkent Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. Daha sonra gene aynı üniversitede uzun yıllar görev yaptı. Sonra Merkez Bankası'na katıldı. Araştırmacı, başkan yardımcısı ve başkanlık görevinde bulundu. O arada OECD'de büyükelçi olarak çalıştı. Şu anda da Ankara TED Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi. Erdem Hoca bugün bizimle Merkez Bankacılığının yeşil dönüşüm iklim krizi içerisinde olası görevleri, olası konumu, nasıl bu göreve, bu mücadeleye nasıl destek verebilir, nasıl yön verebilir? Bu konuları bizimle tartışacak. Hocam, ben de sözü size bırakıyorum. Tekrardan aramızda olduğunuz için, bu daveti kabul ettiğiniz için tüm konuklar adına çok teşekkür ederek. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş buldum Erenç Hocam. Çok çok teşekkür ederim. Sizi Zoom'dan da olsa tekrar görmek çok güzel. Davet için de özellikle çok teşekkür ediyorum. Sizden ben mikro iktisat dersi almıştım. Yüksek lisansa başladığımızda yüksek lisans mikro derslerini almıştım. O sırada da bu GEMS programını duymuştum ve hatta ödevlerde kullanmıştık. Şimdi az önce Nordhaus'un çalışmalarına tekrar bakarken modeli GEMS'te çözdüğünü görünce sizin kulaklarınızı böylece çınlatmış oldum. Çok hoş yıllardı. Bilkent'te doktora yapıyorduk tabii o zamanlar, yüksek lisans. Tüm dinleyicilere iyi akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz bu konuşmaya. Ben Erinç Hocam'a da bahsettim. Bu konuda ben kendimi uzman olarak görmüyorum. Daha ziyade bir öğrenci olarak hissediyorum. OECD daimi temsilciliğine gitmeden önce merkez bankacıyken bana sorulsaydı merkez bankacılarının bu yeşil finansman konusundaki rolü nedir, ne olmalıdır diye sorsalardı. O zaman büyük ihtimalle büyük bir şüpheyle kendi işini doğru düzgün yapsın yeter derdim. Yani başka da bir şeye karışmasın derdim. Hala da öyle bir duygu var içinde ama biraz okudukça ve gördükçe neler olduğunu dünyada ve OECD'de bulunduğum süre içerisinde de çevrenin son derece önemli olduğunu fark ettikçe bir miktar fikrim değişti diyebilirim. Ama sunumda da bahsedeceğim. Bunun sınırları var. Yani merkez bankacılar bu konuda bence şampiyon olamaz. Öncü söylem açısından belki olabilirler. Fakat eylem açısından öncü olmaları oldukça zor görünüyor. Yine de bir çaba var, bir farkındalık var ve dünyada da önemli gelişmeler var. Yine benzer şekilde bundan 15 sene önce bir anket yapılsaydı merkez bankacılar arasında, bu çevre dostu finansman konusunda merkez bankacılığının rolü sorulsaydı, pek çok merkez bankacı hayır, önemli bir rol olmamalı derlerdi. Bugün yapılsa bir anket, büyük ihtimalle orada daha fazla evet cevabı gelecektir. Bu genel toplumdaki bir kabulün de bir sonucu aslında, bir farkındalığın da bir sonucu. Müsaadeniz olursa ben ekranımı paylaşıp hazırladığım sunumu sizlere göstermek istiyorum. Çünkü bol miktarda bu kısaltma var. 4 harfli, 3 harfli kısaltmalar çok sayıda. Onları sunumdan görerek sizlerle paylaşmayı tercih ediyorum. Şimdi bakalım bu Macintosh'un sunumunu paylaşabilecek miyim? Şu. Share diyorum. Zannedersem tam ekran yaparsak görebilecek. Sizleri de görebiliyorum şu anda. Tamam. Ekranda görülüyor değil mi? Gayet uygun hocam. Tamam. Şimdi bu Yeşil İz projesini de tebrik ediyorum.
Gerçekten önemli ve eski konuşmacılara baktım. Daha önceki, benden önceki konuşmacılara çok da bilgilendirici, faydalı bir proje. Şimdi buraya nacizane merkez bankaları açısından ben ufak bir katkı yapmak istiyorum. Ama tabii kişisel görüşlerim olacak. Bir miktar özet ve daha sonra kişisel görüşler. Sizlerden özellikle düzeltme, ekleme, yanlış fikir varsa onu düzeltme çabası olursa çok çok sevinirim. Çünkü dediğim gibi bunu öğrenmeye çalışıyorum şu sıralarda. Bir tane sürdürülebilir kalkınma dersi verdim. TED Üniversitesi'ne Eylül ayında başladığımda özellikle istedim öğrenmek için. Ve çok faydalı oldu. Dördüncü sınıflara seçmeli bir dersti. Orada da gene insan fark ediyor. Yani bu gerçekten ilginç bir konu ve çok şaşırtıcı, hızlı değişiklikler var. 1970'ten sonra çok çarpıcı değişiklikler var dünyada. Bu küresel ısınma ve metan ve karbondioksit gazı emisyonları arasında güçlü bir ilişki var. Oraya ben ikna oldum. Yani dolayısıyla ikna olmuş birisi olarak konuşuyorum. Ama merkez bankalarının ne derece bu işe girmesi konusunda biraz bazı çekincelerim de var. Şimdi burada bakalım. Evet. Şimdi yeşil dönüşüm ihtiyacı giderek kabul görüyor. Neredeyse bir oy birliğine yakın kabul var burada. En son 2021 yılında yayınlanan bu IPCC raporu var. Bu bilimsel temelini anlatıyor. İnanılmaz bir çalışma. 3600'den fazla sayfası var. Bunun sadece yönetici özeti bile bir kitap gibi. Dolayısıyla ben öğrencilere öncelikle özetin özetini ders olarak, mecburiyet olarak sundum. 2 sayfalık bir özetin özeti var. Bir de özetin kendisi var. Oralarda net bir şekilde bu küresel ısınmayla insan faktörünün ilişkisini gösteriyor. İnsan faktörü dediğimizde temelde sera gazı salınımlarının burada yakın bir bağlantısının olduğunu bilimsel olarak gösteriyorlar. Aynı zamanda biz istatistiksel ekonometrik olarak da bunu çok rahat görebiliyoruz. Çünkü 70'lerden bu yana çok hızlı bir şekilde karbondioksit stoğu, atmosferdeki karbondioksit stoğu lineer gibi ama çok hızlı bir ve sürekli bir artış gösteriyor. Onunla birlikte de küresel sıcaklıklar da benzer bir şekilde o tarihten bu yana gene lineere yakın artıyor ve durdurak bilmeden artıyor. Bunların arasında bir korelasyon görmek isterseniz çok net lineer bir ilişki var. Yani bu iki değişkeni çizdirirseniz birbirine karşı orada hakikaten doğrusal bir ilişki görüyorsunuz. İşte kozalite midir bu, işte korelasyon mudur tartışmalarına girmek istiyorsanız o zaman bu kitabı okumanızı tabii tavsiye ederim. 4000 sayfaya yakın, 3600 sayfalık bir çalışma. Burada bunun sebep-sonuç ilişkisinin karbondioksit emisyonlarından küresel ısınmaya gittiğine dair pek çok kanal anlatılıyor. Yani bilimsel temeli 2021 IPCC raporu. 2022'de de yapılan çabalar, yani gösterilen çabalar yeterli mi ve neler yapılmalı? Politikalar üzerine yeni bir, diğer bir rapor yayınlandı. Daha diğer çalışma grupları devam ediyorlar. Bunun raporları yayınlanmaya devam edecek. Sizler bunu daha iyi biliyorsunuz. Çünkü bu konunun uzmanı sizlersiniz aslında. Ama ben ikna oldum, yani bu IPCC raporunun bilimsel temelinden özellikle ikna oldum. Burada gerçekten insanların bozduğu bir şey var. Ve onu ancak yine bizim çabalarımız düzeltebilir gibi görünüyor. O da ne kadar düzeltecek göreceğiz. Bunun sonuçları da kötü. Yani bu küresel ısınma hakikaten çeşitli açılardan, her açıdan gezegenimize, ekonomimize, hayata, refaha zarar veriyor. Bunlardan en gözle görüleni yakın zamanda yaşadığımız bu uç iklim olayları dediğimiz şeyler. Kuraklıklar, sel baskınları, aşırı yağışlar. Bunları gözümüzle görüyoruz, yaşıyoruz. Dolayısıyla bunların bir ekonomik hasarı da var. Ekonomiyi doğrudan da etkiliyor, arz yönünden mesela. Ve insan hayatını, canlıların hayatını ciddi bir şekilde etkiliyor. Yangınlar, orman yangınları gibi. Bunların sıklığı artıyor. Gerçekten de bunların sıklığının arttığını görüyoruz, bizzat yaşıyoruz. Bunun yanında bir sürü ilave sakıncalar var. Ve bir görüş, yani çevreciler arasında yaygın bir görüş, bunun sert bir şekilde böyle devam ederse dünyanın sonuna getireceği şeklinde. Yani bu dolayısıyla ciddiye alınması gereken bir şey şeklinde bir görüş var. Bu %100 kabul görmemiş ama en azından iktisatçılar burada bir maliyet olduğunu kabul ediyorlar. Uluslararası Enerji Ajansı bu konuya sahip çıktı. İyi oldu.
Çünkü Uluslararası Enerji Ajansı aslında çok basit bir prensibi hayata geçirmek için kurulmuş bir kuruluş. Petrol tüketicisi ülkelerin stratejik petrol rezervi tutmasını sağlamak için kurulmuş. Kuruluş amacı bu. Belli bir süre bir problem olsa OPEC'te, petrol arzında bir sıkıntı olsa bir süre idare edecek kadar büyük ülkelerin, büyük tüketici ülkelerin yeterince petrolleri olsun. Bu şekilde kurulmuş. Fakat burada Fatih Birol bunun başına geçtikten sonra, direktör olarak seçildikten sonra kurumu dönüştürdü. Gerçekten önemli bir iş yaptı. Şu anda da üçüncü dönemine de seçildi. Bunun görev tanımını genişletti. Yani dolayısıyla buraya doğalgaz da giriyor, elektrik de giriyor, her türlü enerji şu anda giriyor. Onun dışında da yenilenebilir enerjiye özel bir önem verdi. Ve bu dönüşüm ihtiyacının, yeşil dönüşüm ihtiyacının bir yerde enerji tarafında şampiyonluğunu yapmayı amaçladı. Bunu da büyük ölçüde başardı. Yani kendi ifadesiyle bu iklim değişikliği ve sera gazı probleminin %70'i diyor, en az %70'i enerji sektöründen kaynaklanıyor. İşte ulaştırma ve diğer sektörler %30'luk kısımda kalıyor. O yüzden enerjiyi çözmeden bu iklim değişikliğini çözemeyiz dedi ve kurumu bu yönde yapılandırdı, söylemini değiştirdi ve ilginç bir şekilde bu net sıfır emisyon hedeflerinin ülkeler tarafından tek tek ilan edilmesinde de büyük bir etkileyici güç oldu. Belirleyici değilse bile bunun teknik olarak yapılabilir olduğunu, Uluslararası Enerji Ajansı'nın ülkelere yardımcı olacağını, bu konuda tavsiyeler vereceğini ikna yoluyla söyleyerek tek tek bizim ülkemizde dahil bütün ülkeleri ikna etti. Ve şimdi ülkeler 2050'den başlıyorlar. 2050'de net sıfır yapacağız diyen bir büyük bir blok var. Avrupa Birliği, Amerika, Kanada gibi. Ondan sonra Çin gibi 2060 diyen bir büyük önemli ülke var. Bir de Hindistan gibi biraz geride kalıp 2070 diyen bir çok önemli bir karbon salınımı ülkesi var. Ülkemizde 2053 hedefinin sonunda zikretmiş oldu ve sahip çıktı ve bu konuda söylem oldukça güçlü. Şimdi Uluslararası Enerji Ajansı bu konuda teknik yardım da verebileceğini söylüyor. Nasıl yapılabileceğine dair. Bunun raporları güzel. Dünya enerji görünümü, World Energy Outlook 2021 özellikle. Burada çok bu konuya odaklanmış durumda. Bir de bu sene yayınlanan işte yenilenebilir enerjiyle ilgili raporlar var. Bunları tavsiye ederim. Gerçekten bu kuruluş amacının çok ötesine geçti ve kabul de gördü. Şu anda G7 Liderler Zirvesi'ne çağrılıyor mesela. Ve orada sunum yapıyor Fatih Birol bu mevcut konularda. Bir de tabii jeopolitik konular o gündeme gelince enerji krizi şu anda söz konusu. O da gene bu kuruluşun önemini arttırdı. Paris İklim Anlaşması bu işin biraz ciddiyet kazanmasını ve dünyada genel kabul görmesini sağladı. 2015 yılında ben hatırlıyorum Antalya'da Liderler Zirvesi'ne gitmiştim ben. O zaman Merkez Bankası Başkanı olarak katılmıştım. Orada mesela önce G20'nin ikna edilmesi gerekiyordu. G20'de bu konuda isteksiz davranan iki ülke vardı. Tahmin edebilirsiniz hangileri olduğunu. Bir tanesi büyük petrol üreticisi bir ülke. Diğeri de büyük petrol tüketicisi, gelişmekte olan bir ülke. Onlar yoğun bir ikna çabası sonucunda ikna oldular. Ve bu artı iki derece ilave ısınma hedefini kabul ettiler. G20'nin bildirgesine bu girdi. İşte şey diye geçiyor, endüstrileşme öncesi seviyelerdeki sıcaklığa göre ilave 2 dereceyi geçmesin. Şu an neredeyiz? Şu anda 1'in üzerindeyiz ve hızla 1.5'a doğru gidiyoruz. Bu o metne girmesi çok önemliydi çünkü orada büyük gelişmekte olan ülkeler var G20'de. Onlar oy birliğiyle kabul etmiş oldu ve enteresan bir şekilde Çin bu fikrin şampiyonluğunu yapan ülkelerden biriydi 2015 yılında. Yani bu olsun istiyordu Çin. Diğer büyük gelişmekte olan ülke biraz isteksiz davranıyordu. Dolayısıyla bu kabul gördükten hemen sonra Paris'te bu Birleşmiş Milletler Çerçeve Sözleşmesi diyorlar. İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, UNFCCC diyorlar. Onun COP21 toplantısı, Conference of Parties. Bu anlaşmaya taraf olan ülkelerin toplantısı. Burada çok sayıda tabii ülke var. Bunlar da hemen akabinde G20 kabul ettikten sonra bu artı 2 dereceyi, hatta tercihen mümkünse artı 1.5 derece diye de yazdılar. Metne koydular ve bu kabul gördü 2015 yılında. O şekilde baktığımızda Paris İklim Anlaşması önemli bir anlaşma oluyor. COP21 oldukça önemli. Bir de tabii Glasgow'da geçen sene yapılan COP26 da önemli. Çünkü COP26'da
daha önce yapılamayan şu yapıldı. Bu ulusal katkılar, yani her ülke ne kadar azaltacak karbon emisyonlarını önümüzdeki 10 yıllarda? Onunla ilgili taahhüde girmesi söz konusu oldu ve yıl zikrettiler. Yani net sıfır emisyon ben hedefliyorum, güzel. Ne zaman yapacaksın bunu? Her ülke işte 2050 diyenler oldu, 2060 diyenler oldu, ikisinin arasında söyleyenler oldu bizim gibi. Bir de Hindistan gibi 2070 diyen bir ülke oldu. Ama sonuçta her ülke bu konuda kendini bağlamış oldu. Bundan sonra da kendilerinden beklenen şey bu konudaki azaltma hedeflerini kısa vadeli olarak da dahil olmak üzere nationally defined contributions diyorlar buna, yenilemeleri. Yani neye göre yenilecekler? Daha önce bunu açıklamışlardı. Oldukça gevşekti, oldukça rahat bir hedefti. O hedefleri şimdi sıkılaştıracaklar ve son derece yoğun bir çaba ile bunları yapacaklar. Bunların hepsi kağıt üzerinde gayet güzel görünüyor, hoş görünüyor. Ama fiilen tabii gerçekleşecek mi bunları göreceğiz. Yani bir ihtiyaç olduğu genel kabul görmüş görünüyor şu anda. Bu iyi haber. Peki araçlar ne? Nasıl yapacağız bunu? Üç boyutta ele alsak. Birinci boyut farkındalık. İkinci boyut teşvikler ve caydırıcılar. Özellikle şirketler için ve bireyler için. Üçüncü boyutta altyapı ve yenilikçilik. Bu üç boyutta düşünsek bunları. Üçü birden gerekiyor ve hızlı bir şekilde gerekiyor. Farkındalık konusunda bir miktar mesafe alındı. Teşvikler ve caydırıcılar konusunda da bir miktar mesafe alındı ama yeterli değil. Altyapı ve yenilikçilik konusunda da ufak kıpırdanmalar var ama özellikle altyapı konusunda eksiklikler çok fazla. Ciddi yatırım gerekiyor burada. Bunlara birer birer bakacak olursak, farkındalığı arttırmak için iletişim politikası, teşvik ve caydırıcı olarak bir iktisatçıya sorsanız hemen vergi der. Hakikaten burada en etkili araç büyük ihtimalle bu PIGO usulü vergi. Çünkü burada ciddi bir dışsallık var ve kamu malı özelliği var. Bu tür durumlarda bir fiyat ilavesi mutlaka faydalı oluyor. Düzenleme mutlaka önemli. Çünkü bazı konularda kısıtlayıcı, bazen yasaklayıcı, bazı konularda da ön açıcı ve rahatlatıcı düzenlemeler gerekebiliyor. Bunlar doğrudan etkili. O açıdan bunu ihmal etmemek lazım. Düzenlemeler çok önemli. Bir de finansman üçüncü boyut olarak düşünebiliriz. Orada da finansman, ucuz finansman, pahalı finansman ya da var finansman ya da yok finansman şeklinde uçlara gidilebilir. Altyapı ve yenilikçilikte ise kamu yatırımları gerekiyor. Özel sektör yatırımları gerekiyor. Bir de yenilikçilik için ekosistemin rahatlatılması gerekiyor. Şimdi yenilikçilikle ilgili olarak en iyi haber güneş ve rüzgar teknolojilerinden geldi. Son gördüğüm kadarıyla 3-4 yılda bunların maliyetleri yeni buluşlar sonucunda son derece düştü. Ve eskiden sübvansiyonla işleyen güneş ve rüzgar elektrik santralleri şimdi artık kendi başına karlı hale geldi. Ve hatta öyle bir noktaya geldi ki bunları petrolden veya işte doğalgazdan elektrik üretmektense güneşten elektrik üretmek daha bile ucuz hale geldi. Bu yenilikçilik sonucunda oldu. Yani teknolojik gelişme burada gerçekleşti. Bu çok iyi haber. Bundan sonra artık bunun önünü açacak ve bunu yaygın hale getirecek düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Altyapı yatırımları burada çok önemli. Çünkü fazla elektriği üreten satabilmeli bunu. Gündüz mesela çok üretiyorsunuz güneşten, gece üretemiyorsunuz. Dolayısıyla gündüz ürettiğinizde satacaksınız sisteme, geceliğin sistemden satın alacaksınız. Bu tür networklerin kurulmuş olması faydalı. Benzer şekilde pillerin fiyatı da çok düştü. Yani elektriği depolamanın fiyatı da gerçekten çok düştü. Dolayısıyla bu stand alone dediğimiz kendi başına bir ev var ve orada kendi elektriğini kendisi üretiyor. Gündüz ürettiğini depoluyor pilde. Gece onu kullanıyor mesela. Bu da şu anda feasible hale geldi. Bunlar iyi haberler. Bunlarla ilgili hem engellerin kaldırılması, mesela lisanslamanın kolaylaştırılması, eğer izinle yapılıyorsa bu işler. Onun dışında da her türlü engelin kaldırılması ama kolaylaştırıcı adımların da atılması gerekiyor. Keza işte elektrikli otomobiller için mutlaka bir şarj istasyonları ağı gerekiyor. Onun gibi ciddi yatırım ihtiyacı var. Bunların hepsini Uluslararası Enerji Ajansı kabaca tahmin etmiş, ciddi yatırım ihtiyacı var. Yani burada öyle az uzu değil. Önemli bir yıllık bütün dünyada yapılan yatırımların çok önemli bir kısmının buraya gelmesi gerekiyor ki biz hızlı bir şekilde karbon emisyonlarını azaltabilelim. Burada finansmandan ben biraz bahsedeceğim bu sunumda.
diğerlerinin önemine kaniyim. Yani burada iletişim de önemli, vergiler, düzenlemeler çok önemli, yatırımlar çok önemli, ekosistem çok önemli, finansman da önemli. Ama bu öncü rol üstlenmemeli diyorum. Yani finansman destekleyici rol üstlenmeli. Şampiyonluğunu bu konunun yapma gücüne sahip değil bence finansman. Merkez bankalarına da oradan gireceğiz. Ama gerekiyor. Yani finansmanda da bir şeyler yapmak gerekiyor. Şimdi burada bakalım şöyle rakamlara. OECD'de bir kalkınma yardımları komitesi var. DAC diyorlar. Development Assistance Committee. Bunlar zengin ülkelerin nispeten az gelişmiş ülkelere yaptıkları, yapmayı hedefledikleri yardımlar ve bunların fiilen yapılmasının takip edilmesi işini yapıyorlar. Development Assistance Committee. Türkiye'de burada gözlemci üye. Burada bir hedef var. Gayri safi hasılanın %0.7'si kadar. Bütün ülkeler en az kalkınma yardımı yapsınlar diye bir hedef konmuş. Tabii bu çeşitli açılardan, burada çok fakirlikle ilgili kısmı var, çok değişik alanlar var ama kabaca fikir versin diye söylüyorum. Yani gayri safi hasılanın %0.7'si dediğiniz zaman buradaki ihtiyaçlara yaraya merhem olacak kadar bir rakam değil bu. Yani dolayısıyla bunun çok çok ötesine geçmek gerekiyor. En az 5 kat bir finansman ihtiyacı var. Daha bile fazla bir finansman ihtiyacı var dünyada. Çünkü gelişmiş ülkelerde de finansman ihtiyacı var. Sadece gelişmekte olan ülkelerde değil. Dolayısıyla bu hiçbir yaraya merhem olmaz bu açıdan. Yani iklim finansmanı açısından çok ufak bir şey bu. O yüzden genel olarak bakmak lazım burada. Bir diğer alan ihracat kredileri. Bunlar resmi ihracat kredileri. Exim Bank'lar tarafından yapılan. Burada da hareketlenme oldu. OECD'de yine bir Exim Bank'lar Birliği var. Parosek dediğim Participants Group on Officially Supported Export Credits diye bir grup var. Bu Exim Bank'lar Birliği diye düşünebilirsiniz. Burada mesela 2021 yılında önemli bir karar alındı. O da şu, kömürle çalışan santrallere, termik santrallere artık son vereceğiz. Bunların finansmanını en azından yapmayacağız. Yani eski teknolojiyle çalışan kömür santrallerinin finansmanına son veriyoruz şeklinde bir karar geldi. 2021'de geldi. Ama orada bir ifade kullandılar. Unabated, yani emisyonu azaltmayan cinslerini finanse etmeyeceğiz. Emisyonu azaltan cinsten ne demek? Bu karbon yakalama teknolojisi var, yeni. Karbon yakalama teknolojisini kullanan bir filtre kurdu mesela. Onlara kısmen finansman sağlayabilecek. Ama eski teknolojiyle yapılanlara kesinlikle finansman sağlamayacağız. Burada OECD ülkeleri genellikle var. Zengin ülkeler bunlar. Aynı yıl, aynı aylarda hatta Çin de enteresan bir karar aldı. Çinlilerin Exim Bank'a da dedi ki biz de dedi Afrika'da eski teknolojiyle yapılanları finanse etmeyeceğiz. Ama yani kendisiyle ilgili bir şey söylemedi. Afrika ile ilgili söyledi. Aynı sıralarda aldılar bunu. Ve bu Glasgow'dan hemen önceydi. COP26'dan hemen önce bu karar alındı. Peki bunun payı ne diye baktığınızda bu da nispeten küçük kalıyor. Çünkü bu resmi destek ve ihracat kredisi. Şimdi esas büyük işi özel sektör yapacak. Oraya gelmeden önce çok taraflı kalkınma bankalarına bakalım. Burada Dünya Bankası var. Kalkınma ve yatırım bankaları var. Mesela European Investment Bank, EBRD gibi Avrupa bankaları var. Asya'da büyük kalkınma bankaları var. Bir tanesi yeni kuruldu. Bunlar da benzer bir şekilde hem söylemlerini hem fonlamalarını yeni teknoloji ve yeşil projelere doğru kaydırıyorlar ve hızla yapıyorlar bunu. Bunu yapmaları faydalı ama bu da yetmiyor. Yani bunların hepsini toplasanız finansman ihtiyacını karşılamıyor. O zaman mutlaka özel sektörün bu işine girmesi gerekiyor. Şimdi özel sektör nasıl girecek diye baktığımızda şirket tahvilleri çıkarıyorlar tabii finansman için. Özel bankalar borç verebiliyorlar yeni yatırımlara. Bir de yatırım fonları var. Bu tahvilleri ve hisse senetlerini tutuyorlar yatırım fonları. Özellikle emeklilik fonu gibi olanları var. Emeklilik fonu olmayanları var. Şimdi burada da bir hareketlenme var. Bunu en azından söylem bazında biz de yeşil finansa öncelik vereceğiz. Yeşil finansa daha ucuza sağlayacağız şeklinde bir retorik gelişti. Şimdi bunun hepsi birden gerekiyor. Merkez bankaları burada ne yapabilir? Şimdi görev tanımlarına bakıyoruz. Geçen sizin etkinliklerinizden bir tanesine katılmıştım dinleyici olarak. Orada mesela görev tanımları çok konuşuldu, haklı olarak. Şimdi Merkez Bankası teknik bir kurum. Orada görev tanımı kanunla verilmiş. Ve kanunda genellikle hepsinde, yani merkez bankalarının hepsinde fiyat istikrarı kavramı geçiyor. Bir de Merkez Bankası'nın tarihi kuruluş amacından yola çıkarsak finansal istikrar mutlaka geçiyor. Fiyat istikrarı, finansal istikrar mutlaka kanunlarında bu yazıyor bunlar. Şimdi nasıl yazıldığı önemli. Mesela Fed'de şöyle yazılmış. Tarihi tabii çok eski Fed'in. Orada diyor ki azami istihdam ve fiyat istikrarı şeklinde.
yani sizin mandate'iniz, görev tanımınız nedir diye sorulduğunda azami istihdam ve fiyat istikrarı diyorlar. Ama Avrupa Merkez Bankası nispeten daha yeni kurulmuş bir kurum olarak fiyat istikrarı diyor, sadece fiyat istikrarı diyor. Bir de rakam vermiş, enflasyon tüketici fiyat endeksi artışı %2'ye yakın, %2'nin hafif altında şeklinde açıkça kanunda yazılmış. Dolayısıyla Fed'e dual mandate diyorlar. İkili şey var, görev tanımı var. ECB'ye single mandate. Ama finansal istikrar da her ikisinde de var. Yani kanunlarını dikkatli bir şekilde okursanız finansal istikrar mutlaka var, olmak zorunda zaten. Şimdi bir de diğer amaçlar var. Diğer amaçlarda pek çok Merkez Bankası'nda onlardan da bu his var. Mesela bizim kanunda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kanununda temel amacı fiyat istikrarıdır. Bununla çelişmemek kaydıyla hükümetin diğer amaçlarına da destek verebilir diyor. Bir de ilave olarak da hükümete danışmanlık görevi verilmiş. Yani bizim kanunda mesela bu var. Bunun gibi pek çok Merkez Bankası'nda leksikografik bir sıralamayla. Leksikografik ne demek? Sözlükteki gibi. Önce mesela C ile başlıyorsa önce C harfiyle bakıyorsunuz. C'ler aynıysa ondan sonra C'den sonra gelen harfe bakıyorsunuz. Bunu bize Eren Çocuk güzel anlatmıştı derste. Leksikografik sıralamayla önce fiyat istikrarı. Ona bir zarar vermiyorsa diğer konularda yapabileceği bir şey varsa yapar. Yani bu şekilde yazılmış. Akıllıca yazılmış aslında. Bunlar da diğer amaçlar. Şimdi bunlardan hangilerine girer? O konuya bakalım. İklim finansmanı ve yeşil dönüşüm. Şimdi fiyat istikrarına girer mi? Bu konuda genelde girmez diye yaklaşıyorlar. Bence girer. Nasıl girer? Arz yönlü şoklardan girer. Şimdi Merkez Bankası'na pozitif arz yönlü bir şok gelirse fiyatlar düşer. Aynı talep seviyesi, aynı nominal talep için. Arz artarsa fiyatlar düşer. Arz düşerse fiyatlar artar. Dolayısıyla arz yönlü şoklar bir fiyat oynaklığına yol açar. Şimdi bu iklim olaylarının sıklığı artacaksa arz yönlü şokların bu yol açacağı oynaklık, fiyat istikrarından sapmalar, fiyat düşüşleri ve artışları artacak demektir. O zaman uzun vadeli bir perspektifte fiyat istikrarına zarar verebilir. Eğer biz bir şey yapmazsak bu küresel ısınma ve onun getirdiği ilave sorunlar arz yönünden fiyat istikrarına zarar verebilir. Yani bunu ben bir not olarak söyleyeyim. Çünkü bunu pek söylemiyorlar. Fiyat istikrar tarafında pek söylemiyorlar. Aslında buradan girebilir görev tanımı içerisinde ama uzun vadeli olarak girebilir ve oynaklık olarak girebilir. Dolayısıyla Fed için de bu söz konusu, ECB için de söz konusu. Yani tek amacınız fiyat istikrarı ise bile iklim değişikliğine kayıtsız kalmasanız iyi olur. Çünkü onun getireceği oynaklık fiyat istikrarını da bozabilir uzun vadede. Finansal istikrar genel kabul görmüş. Orada bu yeni kurulan bir oluşum var. Çok da faydalı bir şey. Ben bunu geç fark ettim. Network for the Greening of the Financial System. Sağ olsun Bahar Hanım özellikle onun linkini gönderdi geçen toplantıdan sonra. Ben bu network neymiş, kimler varmış diye bir baktım. Bu sadece merkez bankaları ve gözetim denetim otoritelerinden oluşuyor. Üyeleri, banka gözetim denetim otoriteleri ve merkez bankaları. Şu anda 100'den fazla üyesi var. Bütün belli başlı ülkelerin hepsinin kurumları burada. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası üye, aynı zamanda BDDK da üye mesela. Ve böyle geniş kapsamlı bir şey. 2017'de kuruluyor. 2018'de de faaliyete geçiyor. Şimdi bunların ilk raporlarından birinde bu konuya değiniyor. Finansal istikrarla iklim konusunu bağdaştırıyor. Network for the Greening of the Financial System. Yani yeşilleştirilmesi finansal sistemin tam da bizim aradığımız şey. Şöyle bir ifade kullanmışlar. Zannedersem bu 18'di. Şunu kaydırabilir miyim bakayım. Neyse şuradan okumaya çalışayım. Climate related risks are a source of financial risk diye başlıyor. O yüzden de diyor bu mandate'lerine, görev tanımlarına merkez bankalarının ve gözetim otoritelerinin girer. Yani bu tespiti 2018 yılında yapıp yayınlıyorlar. Arkasından da hemen 2019'da call for action, bir eyleme davet yayınlıyorlar. Bu önemli. Bunun başında çok iyi bir Merkez Bankası Başkanı var. Singapur Merkez Bankası Başkanı Ravi Menon bu grubun başında. Ve gerçekten yani en aklı başında, en akademik olarak da iyi, düzgün iş yapan merkez bankacılardan birisi. Bu dolayısıyla olumlu bir adım olmuş. Çok sayıda bunlar rapor yayınlamaya başladılar. Merkez bankaları bu konuda ne yapabilir, ne yapmalılar? Aslında doğru yer burası olmuş. Dolayısıyla finansal istikrar açısından görev tanımlarına giriyor diye düşünebiliriz. Ama tabii nasıl giriyor o ayrı bir tartışma konusu.
Diğer amaçlar leksikografik sıralama girebilir. Mesela diyelim ki bir ülkede kalkınma planı var. Bizde olduğu gibi 5 yıllık kalkınma planları tekrar moda olmaya başladı. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri benimsendikten sonra ülkeler artık kalkınma planı şeklinde tekrar bunları yazmaya başladılar. Böyle bir kalkınma planı var. Bunun içerisinde yeşil dönüşüm var diyelim. O zaman şöyle bir okuyabiliriz kanunu. Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacını güder. Bununla çelişmemek kaydıyla kalkınma planında yazan yeşil dönüşüme de destek verir. Böyle de okunabilir. Dolayısıyla üçüncü boyutta da aslında görev tanımına girer diye düşünülebilir. Peki ne yapabilir? Yani araçlar ne? Diyelim ki görev tanımına bunu aldık. Araç olarak ne kullanabilir? Bence en önemli, en etkili de aynı zamanda araç iletişim olur. Çünkü merkez bankaları daha çok konuşuyorlar, daha çok iletişim yapıyorlar son 10 yıllarda. Ve onlar konuştuğu zaman dinleniyor. Ve teknik bir çalışmaya dayandığı için konuşmaları genellikle itibar da görüyor. Dolayısıyla burada merkez bankaları bu konuyu gündeme getirip bu konuda bir şeyler söyledikleri zaman kendilerinin yapamayacağı işlerle ilgili konuşsalar dahi etkili olabilirler. Bir de farkındalığı arttırır. Burada öncülüğü İngiltere Merkez Bankası yapmıştı enteresan bir şekilde. O da guvernörün kendi özelliği diye düşünüyorum ben. Mark Carney daha önce Kanada'da Merkez Bankası Başkanlığı yapmış. Sonra İngiltere'de Merkez Bankası Başkanlığı yapmış. Önemli, itibarlı bir isim. Bu o zaman sahip çıktı. Yani o zaman dediğimiz hangi yıllar? İşte 2010'lu yıllardan sonra bu konuya sahip çıktı ve bu konuyu iletişimde kullanmaya başladı. Yani iklim değişikliği bir problemdir. Bizim bu konuya el atmamız gerekir, bakmamız gerekir. Ciddi bir sorun olacak diye konuşma metinlerinde bu konuyu dile getirmeye başladı. Ve çok espri konusu oldu. Yani İngiltere'nin içerisinde basında görseniz ben birkaç tane bulmuştum o zamanlar. Senin ne işin var? Sen kendi işini doğru düzgün yapamıyorsun. Bu iklim konularına niye giriyorsun diye küçümseyen, espri yani mizaha alan yorumlar çıkıyordu. Hiç aldırmadı Mark Carney ve bu konuda devam etti. Dolayısıyla öncü olarak Bank of England'ı ben buraya koyuyorum. Bizzat yani şahit olduğum için söylüyorum. Bir de enteresan bir şekilde ona da şahit oldum. People's Bank of China bu konuda öncülük yapan merkez bankalarından biri oldu. Bizim bir Guvernörler Kulübü diye bir grubumuz var. Orada Çin Merkez Bankası da dahil. Orada mesela bir oturumda şeyi çağırdılar, baş ekonomistlerini çağırdılar. Ve baş ekonomistleri Dünya Bankası'ndan transfer edilmiş. Çok parlak bir genç ve bu iklim konusuna özellikle önem verdiler. Ve yeşil finansın öncülüğünü yaptılar söylem olarak orada. Bu da ikinci öncü Merkez Bankası denebilir. Şimdi Fed biraz daha sessiz bu konuda. Yani iklim konusunda biraz daha sessiz iletişimde. ECB ufak ufak konuşmaya ve bir şeyler yapmaya çalışıyor. O da Christine Lagarde'dan sonra biraz hızlandı diyebiliriz. Ama bu ikisi öncü. Şimdi diğer araç gözetim ve denetim kuralları. Bunlar çok çok önemli. Yani bunlar son derece etkili olabilen araçlar. Orada da herkes kendisine göre farklı farklı şeyler yapmasın. Bir küresel nizam olsun ve çok fazla kaos çıkmasın diye. FSB bu konuda önemli bir doküman yayınladı 2021 yılında. Bu Financial Stability Board G20'ye rapor eden. Yine çok kapsamlı. Sadece bankacılık değil, sigortacılık, emeklilik fonları, finansal sistemin tamamı diyebiliriz. Gözetim ve denetimi konusunda tepe şemsiye organizasyon diyebiliriz. G20'nin dışına da bakıyor. Yani üyeleri G20'nin dışında da üyeliği geniş. Ayrıca da buraya hiç üye olmayanlarla da irtibat kuruyor. Bölgesel danışma kurullarıyla. Önemli bir girişim FSB. Küresel kriz 2008-2009'dan sonra kuruldu. Onların bu konuda rapor yazmış olması önemli. Onu ben sonlarda referans kısmında yazdım. Hangi rapor olduğunu. Onu eğer görmediyseniz mutlaka tavsiye ederim. Gözetim ve denetim kurallarının iklim riskleriyle karşı nasıl uyumlaştırılması gerektiğine dair bir genel çerçeve belgesi. Bununla bağlantılı olarak da Basel Committee on Banking Supervision var. Bu daha eski bir kurum. BIS, Bank for International Settlements altında çalışıyor. Bu komitede bankacılıkla ilgili benzer bir belgeyi yakın zamanda yayınladı. Onu da zannedersem sonlarda listeye koydum, referans listesine koydum. Eğer okumadıysanız bu da önemli bir yönlendirici doküman. Bu da iklim risklerinin aslında finansal istikrarla çok yakın ilişkili olduğunu ve bu konuda bir şeyler yapılması gerektiğini söylüyor. Bu bir consultation paper, yani bir danışmaya açılmış bir makale. Orada bununla ilgili görüşler, yorumlar alındıktan sonra bu küresel standartlar henüz burada belirlenmedi bankacılıkla ilgili olarak. Ama ileride belirlenecek diye anlıyorum ben.
Üçüncü araç varlık alımları. Şimdi varlık alımları konusunda ben soru işareti koyuyorum. Merkez Bankası şunu yapabilir her zaman için. Her şeyi, yani parayla ilgili her şeyi yapabiliyor tabii. Parayı verip tahvil alıyor. Parayı verip özel sektör tahvil de alanlar var. Parayı verip özel sektör tahvil alırken yeşil renkli olanlarını alır, kahverengi renkli olanlarını almaz. Gayet kulağa hoş geliyor, basit geliyor. Yeşil ne demek? İşte iklim dostu bir yatırım var. Onun finansmanında kullanılmış bir tahvil var. Alacaksa onu alır. Çevreyi kirleten projenin finansmanını içeren tahvili almaz. Yani yeşili alır, kahverengiyi almaz. Kulağa hoş geliyor. Bununla ilgili soru işaretleri iki boyutta. Bir tanesi hangisi yeşil, hangisi kahverengi, nasıl karar vereceğiz? Gerçekten yeşil olan yeşil mi? Etiketi yeşil ama gerçekten iklim dostu bir yatırım mı? Böyle sorular var, birinci boyut. İkinci boyutta Merkez Bankası özel sektör varlığı almalı mı? Ben hala da burada şüpheyle yaklaşıyorum. Yani bir Merkez Bankası'nın özel sektör tahvili veya hisse senedi alması, biraz eski okuldayım ben, bana pek doğru gibi gelmiyor. Çünkü bunun bir sürü sakıncası çıkabilir. Yani hangi özel sektör kıymetini alıyorsun, niye alıyorsun, niye öbürünü almıyorsun? Bir sürü tartışmaya yol açabilir. Orada biraz dikkatli gitmek gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla benzer şey fonlama ve teminat kuralları da var. Orada da şöyle, eğer Merkez Bankası borç veriyorsa bankalara, karşılığında teminat alıyor. Şimdi teminatta da temel prensip, teminat kaliteli olacak. Ve işte eğer özel sektör kıymeti ise 3A kredi ratingine sahip olacak. Orada da benzer bir şekilde yeşil olanlarını ben teminata kabul ederim, kahverengi olanlarını kabul etmem diyebilir. Kurallarına bunu yazabilir. Yani teorik olarak mümkün. Ama pratikte yapılmalı mı? Orada da aynı şekilde, aynı sebeple soru işaretim var. Diğerlerine ben de çek atıyorum. Yani iletişimde hakikaten yeşil merkez bankacılığı veyahut da yeşil dönüşüm destekleyen merkez bankacı çok iyi olunabilir. Gözetim ve denetim kurallarında dikkatli bir şekilde bu yapılabilir. Ama varlık alımları ve fonlama teminat kurallarında çok emin değilim. Şimdi yeşil ve kahverengi varlıklar dediğimiz zaman kim karar verecek bunun yeşil olduğuna, kahverengi olduğuna? Kim denetleyecek bunun böyle olduğunu? Böyle bir soru var. Bu soruya cevap vermek için de bir çaba var. Burada birkaç boyutta bakalım. Standartlar ve raporlama. Burada etki yatırımı diyorlar. Daha genel bakarsanız sadece çevre değil, sürdürülebilir kalkınma amaçları açısından bakarsanız etki yatırımı için bu gerekiyor. Muhasebe standartları açısından bakalım. Şimdi iki tane büyük muhasebe standardı var. Bir tanesi IFRS, International Financial Reporting Standards. Bu dünyada genel olarak kabul görüyor, kullanılıyor. Bir de Amerika'da kullanılan GAAP var. Bu Generally Accepted Accounting Principles deniyor. GAAP'de hiçbir hareket yok. Yani onlar bu işe girmiyorlar. Etki yatırımı işine girmiyorlar. Dolayısıyla yeşil yatırımlara da girmiyorlar. Fakat IFRS'te bir hareketlenme var. Onlarda şöyle bir oluşum oldu. Bu ISSB kuruldu. Bu ISSB neymiş diye baktığında International Sustainability Standards Board. Bu nispeten yeni kurulmuş bir kısmı. Bunlar IFRS'in SDS'ini standartlarını belirlemeye çalışıyorlar. Bu SDS'de Sustainability Disclosure Standards. Yani muhasebe de nedir bu? Bilanço. Başka gelir tablosu. Bunlar verilirken bunların eklerinde, dipnotlarında, eklerinde bir takım bilgiler var. Burada mesela bazı şeyler yapabiliyorlar. Stres testleri gibi şeyler yapabiliyorlar dipnotlarda. Ama bunlardan ayrı olarak bir de Sustainability Disclosure Standards oluşturalım. Yani bu nasıl muhasebe standartlarına, gelir tablolarının bir standardı var, bilançoların standardı varsa, bu sürdürülebilirlikle ilgili bilgi verecekse firma, ben şunları yaptım, şu şekilde destekliyorum sürdürülebilir kalkınma amaçlarını diyorsa, onlar belli bir standartta raporlansın. Aynı muhasebe standartlarında olduğu gibi. Konusunda bir çaba başlamış durumda. Bu önemli. Sermaye piyasalarında bir hareketlenme var. Bu ICMA, International Capital Markets Association diye itibarlı bir kuruluş. Bunların bir GBP, yani Green Bond Principles diye bir prensipleri var. Yeşil bon prensipleri. Bir de CBI, Climate Bonds Initiative. Bununla bağlantılı bir inisiyatifleri var. Bu fiilen başlamış durumda. Bunlar da tahvilleri etiketliyorlar. Tahvile diyor ki bu yeşil tahvildir. Ve Lüksemburg'da anladığım kadarıyla bunlara özel bir borsa açılmış. Yani sadece yeşil olanların işlem görebildiği bir ayrı bir borsa açılmış. Bu etikete bakıyor. Yani bu CBI içindeyse o zaman borsayı alıyor. O da bir kolaylık sağlıyor yatırımcıya.
Yani ben diyor Lüksemburg'daki şu borsada işlem gören tahvil alırsam artık içim rahat bir şekilde onun yeşil olduğunu düşünebilirim diyor özel sektör mesela. Bu da olumlu bir adım olmuş. Diğer diye baktığımızda da özel sektörün inisiyatifleri var. Bir de Birleşmiş Milletler'in var. Birleşmiş Milletler'in UN Global Compact var. Bunlar etki yatırımlarıyla ilgili özel sektörden firmaları, büyük firmaları ve orta boy firmaları alıyorlar. Ve onlar bir standart belirlemeye çalışıyor. Onun dışında GRI, Global Reporting Standards diye bir inisiyatif var. Bu biraz daha eski. Biraz daha yeni olan da GIIN, Global Impact Investing Network var. Bunların da IRIS diye bir standartları var. Bir de IRIS Plus diye yenilendikleri bir standart var. Impact Reporting and Investment Standards, IRIS dedikleri de o. Burada da şu ihtiyaçtan geliyor bu. Büyük yatırım fonları buna sahip çıktılar. Dediler ki biz yatırım fonu olarak nispeten çevre dostu olan kıymetlere daha çok yatırım yapalım. Onların fiyatları daha yüksek olsun. Dolayısıyla maliyetleri, finansman maliyetleri daha düşük olsun. Bu konuda özel sektör bu şekilde en azından retorik olarak sahip çıkınca peki nasıl anlayacağız bunların çevre dostu olduğunu, sürdürülebilirlikle ilgili güzel etki yaptıklarını nasıl anlayacağız deyince de bu inisiyatifleri geliştirmeye başladılar. Yani dolayısıyla üçlü olarak düşünürseniz muhasebe standartlarında bir miktar hareketlenme var, sermaye piyasalarında bir miktar hareketlenme var, bir de özel sektörde de bir miktar hareketlenme var. Bu GIIN içerisinde mesela bir takım standart belirleyici kuruluşlar da var. Bu IRIS inisiyatifinde mesela ben OECD'nin ismini de gördüm. Katkı veren kuruluş olarak mesela OECD'yi de yazmışlar. O yüzden oldukça geniş kapsamlı bir çalışma orada da yürüyor. Yani dolayısıyla yeşil ve kahverengiyi kim belirleyecek, nasıl belirleyecek ve burada greenwashing mi diyorlar? Yani böyle sahte bir şekilde ben de yeşilim, beni de ucuza finanse edin diyenleri nasıl engelleyeceksiniz? O zor bir konu ve o konuda başlamış bir çalışma var gibi görünüyor. Çok yeni yalnız. Şimdi dolayısıyla birinci çekince bu. Yani bu hazır olmadan, yani net bir şekilde merkez bankaları gönül rahatlığıyla hem 3A ratingde olsun hem aynı zamanda da çevre dostu olsun öyle bir firma tarafından öyle bir projeyi finanse etmek için çıkarmış bir kıymet var. Ben onu satın alayım ya da teminata onu kabul edeyim demesi zor. Yani önce bu etiketleme işinin bir kere kesin gönül rahatlığıyla doğru yapılmış olması gerekiyor. İkincisi de ikinci çekince merkez bankaları özel sektör kıymeti tahvil olsun, hisse senedi olsun satın almalı mı? Teminata bunları kabul etmeli mi? Ayrı bir soru. Yani onlarda ben biraz daha çekimserim. Epey vaktinizi aldım. Dolayısıyla ben şu makale önerilerini bir hızla bir sizlerle paylaşayım. Büyük ihtimalle dinleyicilerin tamamı bunu biliyordur. Profesör Nordhaus Nobel'i aldı. Hak ederek aldı. Yani 2018'deki Nobel ödülü, ekonomi Nobel'i olarak bu verildi. Çünkü 1980'lerde zaten bu konuda çalışmaya başlamış. Ve 92'de ilk önemli makalesini yayınlamış. Bu DICE modeli dediği modeli yayınlamış. Orada ekonomi ile çevreyi entegre ediyor. Yani bunu oldukça da ilginç bir şekilde ve akıllıca bir şekilde yapmış. Yani klasik paradigmadan çok sapmıyor. İklim değişikliğinin getireceği maliyetleri hesaba katıyor. Direkt bir tüketim fonksiyonu alıyor. Sadece bir tüketim fonksiyonu. Bir temsili bir tüketici var. Sonsuza kadar yaşıyor diye düşünüyor. Onun bir dinamik optimizasyon problemi var. Çevre işi böyle giderse, bozulma böyle giderse ciddi bir hasar gelecek. Yani bir damage, bir hasar gelecek. Onun bir maliyeti var. Onu fark ediyor. Yani 1980'lerde bunu fark etmiş olması bence önemli. Ve onu modele yediriyor. Diyor ki burada ciddi bir maliyet var diyor. Hiçbir şey yapmamanın bir maliyeti var. O da çevresel etkilerin olumsuz ekonomik sonuçları ve bunun tüketime getireceği hem seviyede hem oynaklıkta getireceği maliyet olmuş oluyor. Peki öbür taraftan tedbir almanın maliyeti var mı? Onu da var diye düşünüyor. Tedbir almanın da maliyeti var. Bir anda mesela karbon emisyonlarını kessek pek çok yerde üretim durur. İşsizlik artar. Bir anda yapamayız. Onu da abatement cost, yani karbon emisyonlarını azaltma maliyeti olarak aynı modelin içerisinde yediriyor. Ve modelin amaç fonksiyonu aynı. Yani tüketimin beklenen bugünkü değeri. O kadar. Kısıtlarda bu iki maliyeti kısıtlarda gösteriyor. Yani bir tanesi bunu azaltmanın, karbon emisyonlarını azaltmanın maliyeti. Diğer tarafta da bu azaltmamanın getireceği maliyet. Çevresel maliyet. O açıdan öncü diyebiliriz. Ve hoş da bir isim koymuş. Dynamic Integrated Climate and Economy Model, DICE Model diye bir isim koymuş.
Yani Nobel'i de hak ederek bence almış. Şimdi bu modeli yeniden ele alıyor ve en son çalışma tebliği var. 2017 MBR makalesi, onu tavsiye ederim. Orada da ufak değişiklikler yaparak, biraz daha güncelleştirerek bu modeli yeniden çalıştırıyor. Ve gene Erinç Hocam GEMS programını kullanmış. Hatta onun linki var. İstiyorsanız siz de aynı programı çalıştırabilirsiniz. Çok uzun sürdüğünü söylüyor. Çünkü çok büyük bir problem. Ve oldukça uzun sürüyor. Ama problemi çözüyor. Şimdi 92 makalesi çok eleştiri almıştı. Şu açıdan eleştiri almıştı. Orada optimizasyon yaptığı zaman şey çıkıyor. Artı 3 derece. Küresel ısınma artı 3 derece olmalı. Ve ondan sonra dönmeli artık şey karbon emisyonları. Onu optimal olarak buluyordu. Tabii yakın zamanda farkındalık arttığı zaman, bir de bu 2 derece zikredilmeye başlandığı zaman bu çok eleştiri aldı. Dendi ki 3 derece olur mu? Olacak iş değil. Yani North House'a verip veriştiren bir sürü akademisyen dinledim ben OECD'de. Şunu yanlış yaptım, bunu yanlış yaptım. İşte buradaki maliyetleri çok şey yaptın, küçük gördün. Halbuki iklimin çok ciddi maliyetleri var. Hatta bir tanesi diyor ki dünyanın sonu geliyor. Siz neden bahsediyorsunuz diyor yani. Yok işte ya trade-off'muş, işte ödünleşimmiş, fayda maliyetmiş falan. Yani çok kötü bir yere gidiyoruz. Siz her şeyi bırakıp bunu yok etmeniz lazım, bu karbon emisyonlarını. Siz hala neyle uğraşıyorsunuz diyen bir akademisyen de duydum. Ama o akademisyen tabii çevre ekolünden geliyordu. İktisatçı değildi. İktisatçılar da gene o maliyet fonksiyonlarıyla ilgili eleştiriler getiriyorlar. O yenilemiş bunları. 2017'de daha uyumlu bir şey yazmış. Bu MBR makalesini o yüzden tavsiye edebilirim. Burada da artı 2 dereceyi bu gidişle yapamayız deyip biraz söylemini sertleştiriyor. Bunu uluslararası daha sıkı bir takım yaptırımı olan bir takım anlaşmalar yoluyla ancak yapabiliriz. Kendiliğinden bu olmayacak gibi diye bitiriyor makalesini. Yani artı 2 dereceyi yapmak istiyorsanız daha ciddi, sert tedbirler almanız gerekir gibi bitiriyor. North House'da kendisini biraz yenilemiş. Diğeri, az önce bahsettiğim İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney'in 2016'daki konuşması. Artık son döneminin sonlarına yaklaşmış. Bu Burns Memorial Lecture'da Resolving the Climate Paradox, iklim paradoksunu çözmek diye bir konuşması var. Bunu özellikle bir okumanızı tavsiye ederim. Mark Carney daha sonra ayrıldıktan sonra, yani görev süresi bittikten sonra İngiltere Merkez Bankası'nda Birleşmiş Milletler'in iklim ve finansman danışmanı oldu. Onu da eğer takip etmiyorsanız mutlaka Twitter hesabını takip edin, neler yaptığına bir bakın. O da bankaları ikna etmeye çalışıyor. Yani bankaları bu yeşil dönüşümde elini taşın altına koymaya, ikna etmeye çalışıyor. Güzel bir çaba gösteriyor. Yani tutarlı kendisi açısından o çizgiyi devam ettiriyor. Akademisyenler açısından baktığımızda Markus Brunner-Meyer çalışkan bir akademisyen. Landau'da Fransa Merkez Bankası'nın eski başkan yardımcısıydı. İkisiyle de tanışıyoruz. Bunların da böyle hoş bir makaleleri var. Central Banks and Climate Change diye bir makale. Bunlar da yalnız makaleyi güzelce anlatıyorlar. İşte neden yeşil kıymetlere daha çok teveccüh göstermeli merkez bankaları, neler yapabilir? Onları anlattıktan sonra en son bitirirken de ama diyor, ama fiyat istikrarına zarar geldiğini hissederlerse hemen vazgeçmediler bu işler. Yani onlar da bu leksikografik fikri benimsemişler ve fiyat istikrarına kesinlikle zarar vermeden bu işi yapmalılar şeklinde bitiriyorlar makaleyi. Ama ilginç bir makale. Borio makalesi şu açıdan ilginç. Bu yeni bir makale. 2022'de Claudio Borio, BIS'in önemli bir ekonomistlerinden birisi, genel müdür. Onunla ortak yazarlar. Finance and Climate Change Risks Managing Expectations derken, burada işi aşırıya kaçırmayın. Finansal istikrar boyutunda evet bir şeyler yapılabilir. Ama çok aşırıya kaçarsanız bir yeşil balona sebebiyet verebilirsiniz. Yani yeşil kıymetlerin haksız yere aşırı şişmesine ve daha sonra bunların beklenen getiriyi elde edememesi halinde bir finansal krize tekrar yol açabilirsiniz. Orada biraz dengeyi sağlayın. Yani kantarın topuzunu fazla kaçırmayın. Burada finans sektörü evet destekleyici katkı yapabilir ama öncü rol üstlenmemeli. İşin öncülüğünü maliye politikası araçları ve diğer araçlar, uluslararası işbirliği diğer araçlar yapmalı şeklinde bir mesajı vermeye çalışıyorlar. Bu da finansal istikrara bir görev tanımı olarak aldık, kabul ettik. Ama o şekilde baktığınızda bile bu işin şampiyonluğunu gene yaptırmıyor. Yani bu görev tanımı olarak finansal istikrarı alsak, iklim konusunda şampiyonluk banka yönetim otoritelerine veya merkez bankalarına pek verilemeyecek gibi görünüyor. Onlar çünkü hemen tamam kahverengilerin getirdiği risk, finansal risk var, istikrar riski var. Ona karşı elbette uyanık olmalıyız. Ama aşırı yeşillere yüklenirsek de bu defa varlık balonlarına orada yol açabiliriz. Bunlar da ekonomik getiri sağlamazlarsa başka bir balona ve arkasından bir Minsk ağına orada da yol açabiliriz gibi makaleler çıkmaya başladı yakın zamanda.
O yüzden buna da biraz daha temkinli yaklaşıyorlar. Finansal istikrar açısından bakanlar dahi. Bu da ona bir örnek. Yani dolayısıyla özellikle bunu vermek istedim. Bu yakın zamanda böyle makalelerin sayısı arttı. Ben toparlayayım. Ha pardon, üç tane de rapor var, onları da söyleyeyim. Yani gene büyük ihtimalle görmüş olanlarınız vardır ama tavsiye edebilirim. Bu konuda kurumsal, küresel ve kurumsal raporlar. Bu FSB Financial Stability Board'un daha önce bahsettiğim 2021 yılında yayınlanan Roadmap for Addressing Climate Related Financial Risks güzel bir çalışma. Başlangıç çalışması aslında. Bu Basel Komitesi'nin, Basel Committee on Banking Supervision, bankacılık sektörüyle ilgili 2022'de hazırladığı bu doğrultuda, yani FSB'nin verdiği yön doğrultusunda hazırladığı bu tartışma kağıdı bir yerde görüş almak için açılmış. Burada da Principles for the Effective Management and Supervision of Climate-Related Financial Risks diyor. Bankalar için aslında bu. Nasıl yapılmalı, risk ağırlıkları nasıl olmalı mesela gibi. Bu da Şubat'ta. Yani çok yeni bunlar. Şubat ayında çıkmış, tartışmaya açılmış. Bu Network for Greening of the Financial System 2022'de çıkan kağıtta Enhancing Transparency in Green and Transition Finance'de de bu standartları olan ihtiyaçtan dem vuruyor. Yani daha önce konuştuğumuz bu özel girişimler var, kamu girişimleri var, muhasebe standartları girişimleri var. Burada bunların güvenilir bir şekilde olması. Yani üçüncü bir grubun bu bilançodaki bu bilgilerin sürdürülebilirlikle ilgili firmanın iddia ettiği bilgilerin doğru olduğunu tasdik etmesi mutlaka gerekiyor. Üçüncü bir gözün bakması gerekiyor. Bunda bağımsız bir göz olması gerekiyor. Bununla ilgili olan ihtiyaç ile ilgili bir makale. Bu da önemli bir makale. Ama bunun içerisinde mesela burada merkez bankacılar var, banka belirtim otoriteleri var. Hepsi resmi bunların. Bu makalede yalnız kıymet alımları bir araç olarak kullanılabilir. Yani yeşil kıymetlerin alımı. Ve bunların teminata kabulü bir araç olabilir diye de örnekler de var. Yani dolayısıyla burada tamamen bunu dışlamıyorlar. Bu da her zaman için mümkün. Ama yeter ki biz bunun gerçekten yeşil bir kıymet olduğunu, gerçekten iklim dostu bir finansal araç olduğundan emin olalım. Yani biraz vurguyu o tarafa yapıyorlar. Onun altyapısı da eksik diyorlar. O konudaki çalışmaları da destekliyoruz diyorlar. Yani bu nispeten yeni 3 tane raporu da tavsiye ederim. Eğer görmeyen katılımcılarımız varsa bu şekilde ben bitirmeden önce kendi düşüncelerimi de söyleyeyim, ondan sonra bitireyim. Şimdi finansman yeşil dönüşümü hızlandırmada önemli araçlardan birisi. O görünüyor. Merkez bankaları bu konuda farkındalık oluşturma ve finansal istikrar alanlarında etkili ve faydalı olabilir. Etkili ve faydalı olabilir. Yani farkındalık oluşturmada etkili olabilir, faydalı olabilir. Finansal istikrar alanında etkili olabilir, faydalı olabilir. Bu konularda ben de aynı görüşteyim. Şimdi doğrudan yeşil finansman sağlama konusu ise uygulanması oldukça zor şu aşamada. Ve prensip açısından ve gerçekten de sonuçlar açısından da tartışmalı. Yani iyi olur mu olmaz mı? Doğrudan özel sektörün finansman işine girsin mi? Girerse tabii ki yeşilleri tercih etsin ama girsin mi o işe yani? Merkez bankaları yeşil dönüşüme katkı yaparken fiyat istikrarını da temel amaç olarak gözetmelidir diye bunu da mutlaka son olarak hatırlatmak gerekiyor. Çünkü başka işler yapmaya ben kalkıyorum dediğiniz zaman tamamen iş çığırından çıkabilir. Kolayca çığırından çıkabilir. Ben başka amaçların peşindeyim dediği zaman fiyat istikrarını elden kaybedebilir. Öyle de bir tehlike her zaman için var. O yüzden bu temel amaç olarak gözetilmeli. İkinci olarak bir şeyler yapabiliyor muyuz ona bakmalı. Yapabiliyorsa da mümkün olduğu kadar akıllıca yapabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla 15 yıl önce ki kendimle karşılaştırdığımda bu oldukça farklı. Yani ben bunları büyük ihtimalle söylemezdim 15 yıl önce olsaydı. Bu işlere hiç girmesin derdim açıkçası. Ama şimdi tam olarak öyle demiyorum. OECD döneminin de bunda etkisi var diye düşünüyorum. OECD'de geçirdiğim 5 yılın bunda etkisi var diye düşünüyorum. Teşekkürler. Dolayısıyla ben bu ekran paylaşımına son vereyim. Eğer özellikle bu sunumla ilgili sorunuz yoksa normal görüntüye geçeceğiz. Şimdi yapabileceğim bunu. Tamam. Çok teşekkürler. Evet, biz teşekkür ederiz Erdem Hocam. Çok geniş bir perspektiften. Bir de ayrıca samimi olarak 15 sene evvelki Erdem, genç Erdem ve şimdi 15 sene sonraki daha genç ve daha bir
tecrübeli erdem arasındaki iç çelişkilerinizi de bizimle paylaştınız. Biz de aynı duyguları eminim kendi içimizde sık sık yaşıyoruz. Çok sağ olun. Arkadaşlarım söz sizlerin. Chatbox'ta bir arkadaşımızın yorumu var. Ama onun öncesinde el kaldırmak suretiyle de desiniz. Bahar'dan başlayalım, sonra Bengüsü ile devam edelim. Sonra chat'te yazan arkadaşlara da olanak sağlıyor olacağım. Buyurun Bahar. Erdem Hocam, çok teşekkür ederim. Evet hocam, bu güzel organizasyon için size de çok teşekkür ederim. Ses gelmiyor, ses. Bahar Hanım. Geliyor mu? Erdem Hocam geliyor mu sesi? Şu anda geliyor. Az da olsa geliyor. Şimdi birazcık daha yaklaşayım. Erdem Hocam, tamam. Merkez Bankası'nın her zaman görevi fiyat istikrarını sağlamak olarak vurgulanıyor. Ve siz de daha önceki görüşmelerde ve bu oturumda da şey söylediniz. Normal görevini yapamazsa Yeşil Merkez Bankacılığı nasıl yapacak diye. Oysa ki bu tip krizler, ülkemizin de içinden geçtiği bu süreç bir fırsat olarak değerlendirilemez mi? Yeşil Merkez Bankacılığı kavramı Türkiye tarafından uygulanabilir mi? Bunun için gerçekten bir niyet var mı? Siz Türkiye'nin buradaki durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkür ederim. Yani bu kolay kolay kabul görmez. Yani şimdi enflasyon hedefi tutmayınca ben aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma konusunda da finansmanda şunları yapıyorum. İyi yapıyorsun da yani enflasyonu da tuttur önce derler. Yani. O açıdan şöyle bir imkan var yalnız önümüzde. Çok fazla ne diyeyim standart dışı araç Türkiye'de denendi diyelim. Tecrübe edildi. Bunların bazıları çalıştı, bazıları çalışmadı. Yani öyle bir tecrübemiz var bir. İkincisi bu greening of the financial system ağı var demiştik, network var. Buraya BDDK'nın ve TCMB'nin üye olması iyi. Yani orada diğer ülkeler ne yapıyorlar onu dinlemiş olmaları aslında iyi. Kendi tecrübelerini de paylaşabilirler. Sürdürülebilir finansman adıyla bir defa metinlere girdi diye ben gördüm. Yani para politikası kurulu metinlerinde bir defa gördüm. Sürdürülebilir finansmana da bakacağız diğer amaçlarla çalışmaya kaydeder derken yani diğer problem çok büyüdüğü için, enflasyon problemi çok büyüdüğü için o unutuldu şimdi. Ama arka planda bu konuyla ilgili anladığım kadarıyla bir çalışma var. Birim kuruluyor mesela bu konuda. Bir birim kuruluyor. Ve bu konuda bir kapasite geliştiriliyor. O açıdan bir hazırlık diye düşünmek lazım. Yani bir hazırlık olarak iyi. Farkındalık açısından bir şeyler yapabilir her zaman Merkez Bankası ama dediğim gibi bir hani dinleyen bir kulak olması lazım. O açıdan doğru zamanda yapmalarına fayda var. Ama Türkiye'de özel sektörü Merkez Bankası'nın finanse etmesi bence kesinlikle yanlış yani yanlış olur. Zaten o yönde bir inisiyatif de yok. Şu anda kamu kıymetlerini alması bile tartışılıyor. Yani hazine kıymetlerini satın alması bile tartışılıyor doğru mu yanlış mı diye. Şeye hiç girmemeli yani. Özel sektör kıymetlerine hiç girmemeli. Ama finansal risk açısından BDDK ağırlıklı olarak dünyada ne olup ne bitiyor? Küresel standartlar hangi yönde evriliyor? Bizde bu ölçme ve etiketleme taksonomi diyorlar. Taksonomi, sınıflandırma. İşleri yapılabilir mi? Yani bir firma, mesela çünkü Avrupa Birliği ile şimdi çok yakında hemen başlayacağız. Onların çok kararlı ve bir takım keskin tedbirleri olacak. Orada mesela bu etiketleme işini kim yapacak, nasıl yapacak? Şey dışında, bu Merkez Bankası dışında bir iş ama o konuyla ilgili mesela BDDK çalışabilir. Yani doğru etiketleme, doğru sürdürülebilir finansman konusunda finansal araçların geliştirilmesi konularında onlar yapabilir. SPK, Sermaye Piyasası Kurulu o konuda çalışabilir. Büyük ihtimalle çalışmaya başlamıştır. Yani oralarda dünyada olan bir konunun bizim de yakından takip edip dünyadaki fırsatları gecikmeden kullanmak ve dünyadaki maliyetleri gecikmeden önlemek açısından bir çaba göstermemiz gerekiyor. Merkez Bankası'na kısmen burada rol düşer. Ama bence daha büyük rol BDDK'ya ve SPK'ya düşer gibi geliyor. Çok teşekkür ederim hocam. Çok teşekkürler hocam. Bengüsü?
Hocam teşekkürler. Sunumunuz için de teşekkürler. Görüşlerinizi paylaştığınız için teşekkürler. Aslında benim sorumu da cevapladınız az önce Bahar'ın sorularına cevap verirken. Yani şeyi tekrar bir gündeme getirmek istiyordum. Bu merkez bankalarının varlık alımlarındaki tartışma aslında hani yeşil varlık tercih edebilir mi Merkez Bankası yoksa nötr mü davranmalı varlıklara? Yani Merkez Bankası tercih yapabilir mi? En büyük tartışma buydu aslında merkez bankalarının bu yeşil dönüşümdeki rolüne ilişkin. Ve hemen bu tartışmanın ardından Mesut Bey de yazmış aslında sohbet kısmında. Örneğin ECB'nin varlık ya portföyüne bakıldığında oldukça hani fosil yakıtları tercih eden demeyeyim ama portföyde bunun ağırlığının olduğunu gösteren çalışmalar da yayınlandı. Yani hani aslında hali hazırda da bir tercih kullanmış gibi yani gizli bir tercih gibi diyelim. Onun için de hani bunun bir tartışma konusu olamayacağı yani yeşil de tercih edebilir bu durumda ve özellikle mesela ECB'nin şimdi yeşil dönüşümü finanse etmede de bir hani rolü olabileceği konuşulduğunda ki ciddi bir işte finansman ihtiyacı da var yeşil mutabakatın. Bunun üzerinden orada rol biçiliyor ama benim sizin söylediklerinizden anladığım özellikle yani Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın böyle bir varlık alımına gitmemesi yani kategorik olarak zaten siz bunu dışarıda bırakması gerektiğini düşünüyorsunuz değil mi? Ben onu soracaktım. Yani dediğiniz doğru. Zaten alıyorsa yani bence hiçbir Merkez Bankası'nın özel sektör kıymeti almaması gerekir. Yani hala aynı görüşteyim. Ama özel sektör kıymeti alıyorsa bir sebeple ya da borç verirken teminata özel sektör kıymetini kabul ediyorsa o zaman neden olmasın? Yani ben şeyleri almayacağım. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden bizi uzaklaştıran türden kıymetlerini kesin biliyorsam, yani doğru bir şekilde onu eminsem, onu almayacağım diyebilir. Yani bunun çok fazla sakıncası belki olmaz. Fakat şu kapının açılmasından endişe ediyorum ben. Onu alıyorsun, bizimkini niye almıyorsun? İşte diye başka bir açıdan başka bir sektör gelebilir. Ben de işte şu açıdan çok büyük bir fayda sağlıyorum topluma. Benimkini de al. Yani çevre açısından sağlamıyorum ama sürdürülebilir kalkınma hedeflerine şu hedef açısından sağlıyorum. Benimkini de al diyebilir. O öbürü başka bir argümanla gelebilir. Ben istihdam sağlıyorum. Ben ihracat yapıyorum diye bir tanesi gelebilir. Anlatabildim mi? Yani bu biraz böyle şey kapıyı iyice açıyor ve siyasileşme şeyini arttırıyor, ihtimalini arttırıyor. Yani Merkez Bankası'nın teknik kurum olarak kalmasında fayda var. Diğer tarafla ilgili tercihleri siyasi otorite yapsın. Yani seçimle gelen otorite yapsın. Atamayla gelen onlara çok girmesin diye hissediyorum. Yani Avrupa Merkez Bankası bunu yaptı. Yani özellikle sektör kıymetini aldı. Alınca tabii 3 ayı alıyorum. Yani yüksek kredi dereceliği alıyorum deyince sadece finansmanına baktı. Ya sadece finansal sağlığına baktı. O zaman dediğiniz gibi onun içerisinde, o portföyün içerisinde elbette karbon emisyonu yüksek olan şirketlerde olabilir. Ve onları azaltayım, onun yerine yeni teknolojili karbon emisyonu düşük olan şirketleri geçeyim dese çok yadırganmayabilir. Doğru etiketlenme, doğru taksonomi yapılıyorsa belki bir miktar fayda da sağlayabilir. Ama yani bu işi çözecek olan burası değil. Yani bu işi çözecek olan sonuçta maliye politikası araçları olacak, karbon fiyatı olacak. Mesela Avrupa şeyi de denedi. Erinç Hocam daha önce bahsetmişti. Mesela karbon piyasası açmak diye bir şey var. Bir fikir var. Cin fikirli iktisatçılardan birisinden gelmiş. Karbon kirletme hakkı diye bir şey var. Kirletme hakkının alınıp satıldığı bir piyasa açıyorsunuz. O piyasada bir fiyat oluşuyor. İki teşebbüste bu fiyat sıfıra düştü. Avrupa Birliği bunu denedi yani. İyi fikir gibi geliyor kulağa iktisatçılar açısından tabii. Ama fiyat sıfıra düşünce hiçbir şey yapmamış oldu. Çünkü yanlış belirlemişler. Kotaları fazla belirlemişler ikisinde de. Üçüncü roundda şimdi fiyatlar tekrar yükseldi ama onun yerine yani piyasada bir karbon fiyatı belirlenmesi yerine karbon fiyatını bir vergi gibi koyup yüksek koymak çok daha etkili olur. Yani bu finansmanda Merkez Bankası'nı zorla kullandırtmak yerine yani sen bu şekilde teşvik sağla demektense karbon fiyatı koymak çok daha doğrudan ve etkili olur. Hatta direkt yasak getirmek. Şeyin yaptığı gibi, İhracatçılar Birliği'nin OECD'de yaptığı gibi ben bundan sonra kesinlikle fonlamayacağım diyor şeyi. Ne derler? Kömür
termik santrallerine bundan sonra fonlamayacağım. Bu yani 1 veya 0. Bu çok çok daha etkili fiyat koymaktan. O açıdan daha etkili araçlar varken, yani burada zaten başka bir işi zor yapan, hani ucu ucuna finansal istikrar, fiyat istikrar, kolay işler değil bunlar. Onları zaten zor yapan bir kuruma sana bir de şöyle bir işin şampiyonluğunu vereyim, yani öncülüğünü vereyim demek kolay değil. Ama dediğiniz gibi zaten alıyorsa, öyle bir konsensüs de varsa toplumda, hiç kimse de itiraz etmiyorsa, siyaseten de bir sorun görünmüyorsa, tamam o zaman çevre dostu olanlarını satın al. Madem alıyorsun özel sektör kıymetini, denebilir belki. Çok teşekkür ederiz Dem Hocam. Ahmet Hocam? Çok teşekkürler Erdem Hocam bu güzel sunum için. Şey soracağım ben, OECD'nin ve bir takım kalkınma yardımlarından bahsettiniz. Herhalde OECD ülkelerinin GDP'lerinin 0.7'sini her yıl ayırmaları ve bu miktarın da iklim krizini çözmek için yeterli olmadığından bahsettiniz. Çok haklısınız tabii. Yani çok büyük bir maliyet. Bu hem iklim değişimine uyum sağlamak hem de onu ortadan kaldırmaya yönelik yatırımlar. Ama şunu göz ardı ediyoruz gibi geldi bana. Yani kamunun yahut da bu yarın kamu kaynaklarının bir ön açıcı rolü var. Siz bu yolla, kamu kaynaklarıyla yolu açtığınızda, ne diye kanıklıkları açtığınızda özel sektör de aslında oraya yatırım yapıyor. Şimdi Avrupa Yeşil Mutabakatı'na, European Green Deal'ın finansman mantığına baktığınızda da öyle. Just Transition için işte 100 milyar avro diyor. Geçmek Polonya'daki madenleri kapatacağım ama oradaki işleri, ekonomileri ayakta tutmak için 100 milyar avroluk, 150 milyar avroluk bir paket açıkladı. Fakat bunun içeriğine baktığınızda işte 10 milyar avrosu belki Avrupa bütçesinden çıkıyor. Geri kalan 90 milyar avrosu, geri kalan miktarı özel sektör yatırımlarını tetikleyeceği, yani o kamu kaynaklarının tetikleyeceği şey. Dolayısıyla bu gözle baktığınızda aslında o OECD'nin yoksul ülkelere yapacağı gayri safinin milli hasılanın diyelim %0.7'lik bir kısmı bile bence önemli bir kaynak olabilir. Bunu altını çizmek istedim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Katılıyorum ben. Doğru söylüyorsunuz. Bunun farkında olan zaten bir genel müdürlük var. OECD içerisinde DAKA servis veren bir genel müdürlük var. Onlar blended finance tabirini kullanmaya başladılar. Tam sizin söylediğiniz gibi. Özel sektör işin içine girmezse zaten yetmiyor ama kamu örnek olsun. Ve burada sürdürülebilir kalkınma için genel bu. Sadece iklim için değil. Blended finance ile ancak biz daha fazla kaynağı harekete geçirebiliriz deyip bu söylediğinizi yapmaya şu anda gayret ediyorlar. Ve bunu gelişmiş ülkeler de dahil ediyorlar. Sadece az gelişmiş ülkeler için o 0.7 değil, onun çok ötesine geçebiliriz, geçmeliyiz diye. Bunu epeydir söylüyorlar. Yani 4-5 yıldır bu gündemde blended finance diyorlar. Teşekkürler. Sağ olun hocam. Şebnem Hocam? Teşekkür ederim. Ahmet Hoca'nın konuşması tam benim soruma öncülük etti. Ben yakın zamanda Makedonya için böyle hesaplar yaptım. Dünya Bankası projesi, yine Avrupa'dan gelecek fonlar. Ahmet Hoca'nın dediği gibi orada tetikleyici olması asıl esastı. Ve belki görmüşsünüzdür, IMF'nin 2015 çalışması var. Burada ekonometrik olarak bunun tetikleyici olacağı kanıtlanmış. Bunları kullandım. İkna oldum mu sizin terimlerinizi kullanmak için? Bilmiyorum. Sizden bu şekilde örnekler gördünüz mü? Çok okumalar yaptınız. Büyük bir tecrübeniz de var. Gerçekten bunu ekonometriden gerçek hayata taşıyabilir miyiz? Benim orada bazı şüphelerim var. Çünkü Makedonya'dan bahsediyoruz. Çok küçük bir ekonomiden bahsediyoruz. Yapacağı çok işler var. Gerçekten kamu yeşil olursa, gerçekten startuplardan başlayıp, çünkü varsayımlarda o da var. Startuplar dahi yeşil olur mu? Böyle bir soru soracağım size. İkinci sorum da ihracat kredileriyle ilgili. Bunlar da belki destekleyici tedbirler olarak belki paketlere eklenebilir mi? Yalnızca harcamalar değil de.
ihracat yapacak şekilde büyüyecek şirketlere belki özel tedbirler de eklenebilir mi? Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Yani kısaca evet sorunun cevabı ama iki tane noktada ilave birkaç cümle söyleyeyim. İhracat kredileri konusunda dediğim gibi bu küresel olmasa da zengin ülkelerin Exim bankları bu konunun farkında epeyden beri bu konunun farkındalar. Orada eskiden mesela kömür kullanan termik santrallerin eski teknoloji kullananların maliyetlerinin arttırılması yönünde kararlar almışlardı. Yani 2021'e kadar. Maliyet yoluyla caydırıcı yapmaya çalışmışlardı. 2021'de Glasgow'un hemen öncesinde yasak getirdiler. Yani kesin kes bunu yapmayacağız şeklinde getirdiler. Dolayısıyla ihracat kredileri gerçekten etkili araç olabilir ve oluyor. Bu şey zaten aynı görüşteyiz. Bu çarpan etkisi mi diyelim artık, tetikleyici yatırımlar, kamunun burada harekete geçmesi doğru. Startuplarla ilgili ufak bir ekleme yapayım. Şimdi bu startuplarla ilgili yani Türkiye'de iyiye giden ne var diye baktığımızda iyiye giden bir şey var. Bu startuplar için, inovasyon için, genç girişimciler için ekosistem eskiden hiç yoktu. Yani ben gençken mesela, ben ODTÜ mezunuyum, ODTÜ elektroniği bitirdiğimde girişimci olma niyetim vardı. Aramızda kalsın. Yani işletme master yaparken falan hep böyle aklımda o vardı. Fakat ekosistem hiç yoktu. Bırakın ekosistemi, hiç kimseden destek alamıyordun. Söylediğiniz zaman sen aklına mı getirdin? Kesin kes başarısız olursun diyorlardı herkes yani. Girişimde bulunsa. Şu anda öyle değil. Şu anda elinden tutup bir yerlere getirmeye çalışan bir kamu da var. TÜBİTAK'ın mesela çekirdek verdiği şeyler var. Seed money mi diyorlar? Ona başlangıç için mesela ufak da olsa o var. Pek çok yerde teknoparklar kuruluyor. Bu ekosistem çok gelişti. Onunla ilgili tavsiye edebileceğim iki tane galiba rapor var. UNDP Türkiye diye aklımda kalmış. UNDP Türkiye ile bizim yatırım ofisi. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi birlikte yayınlamışlar. Onun ikisinin web sitesinde de vardır büyük ihtimalle. Buradaki başarı hikayelerini anlatıyor. Sürdürülebilir kalkınmayla bağlantısını da kurarak anlatıyor bir tanesinde. Yani sürdürülebilir kalkınmayla ilgili startuplar olabilir. Nerelerde olabilir? Bununla ilgili güzel bir çalışma yapmış UNDP. O iyi haber. Yani bence orada şey de var. Fiili olarak başarılı olan şirketler de giderek artmaya başladı. Bu konuda cesaret de yavaş yavaş geliyor bizim gençlere ve girişimcilerimiz bizim bu konuda çok başarılı olabilir. Ama tabii eğer birinci seferde başaramazlarsa da ikinci seferde denemelerini ya da bu konuyla ilgili başka işlere girmelerini ve özgeçmişlerini bunun bir başarı olarak görülmesini de kültüre yansıtmak lazım. Yani Türkiye'de o kültüre biz Avrupa'dan daha yakınız. Avrupa'da bunu başarısızlık olarak yıllarca görürlerdi. Bir şey denedim, iflas ettim. O sizin özgeçmişinizde başarısızlık olarak görünürdü. Halbuki Amerika'da öyle değil. Amerika'da denedim, başarısız oldum. Bir daha denedim, yine başarısız oldum. Üçüncüde başarılı oldum gibi. Onu bir tecrübe olarak yazıyorlar ve artı olarak yazıyor hainiz o. Bizde de o nosyon gelirse, o kültür yerleşirse bu bir miktarda tabii o sırada nasıl geçinecekler insanlar? Yani bir teşebbüs yapıyorsunuz, nasıl geçineceksiniz? Sistem sizi biraz orada desteklerse o sırada ben çok iyi sonuçlar oradan alabileceğimizi düşünüyorum ve bu sosyal etki dedikleri alan da önemli. Sadece çevresel etki değil, sosyal etki alanında da ufak tefek de olsa çabalar var. Bizim ülkemizde de var, dünyada da var. Ben o açıdan sadece tahvil değil, yani hisse senedi açısından, equity investment açısından, işte bu business angel'lar diyorlar, daha sonra onu işte daha sonra borsaya başarılı olsa açmak şeklinde, onun bizde kurulmasının Avrupa'da kurulmasına göre daha büyük ihtimal olacağını düşünüyorum. Startuplar için onun için birkaç cümle söylemek istedim. Yani o daha ümit var gibi görünüyor. Sağ olun. Sağ olun. Peki. Hocam ben bir şey soracağım size. Bu yani 20-25 sene öncesine gidersek Türkiye dahil birçok merkez bankası için işte fiyat istikrarını, enflasyonu hedeflemek bunun hep başlangıç koşulları, bunun başlangıç kuralları var, koşulları var diyorduk. En önemlisi mali baskının olmamasıydı ve Türkiye'de bu mali baskının örneğin tedricen phase out etmesi diyeceğim için bir 4 sene 5 sene örtülü enflasyon hedeflemesi rejimi altında bunu bekledik örneğin. İşte pass-through etkisinin daha etkin hale gelmesi başlangıç koşulları arasında oldu. Hani şimdi sizi dinlerken
Çok önemli bir noktaya tabii ki temas ediyorsunuz. Hangisi yeşil, hangisi kahverengi? Bir yeşil badanacılığın bu kadar yaygın olarak bir önümüzde olduğu bir çevre hareketi duyarlılığı altında bu taksonominin, bu sınıflandırmanın çok kolay olmadığını düşünüyoruz. Ama bunu örneğin bir yeşil merkez bankacılığı, yani bahsettiğiniz finansal istikrar temel mandate'i yanında bunu destekleyecek ve dünya hakikaten bir iklim felaketine doğru giderken sadece Merkez Bankası değil, derece derece bir dizi kamu ve özel kurum burada elini taşın altına koyacak ve sorumluluk altına alacak. Bunun başlangıç koşullarını şu anda yaşıyoruz hep birlikte, bütün dünya olarak, sadece Türkiye değil, sadece Avrupa veya Amerika'nın gelişmiş merkez bankaları değil, bütün merkez bankaları bunu yaşıyorlar. Merkez bankalarının burada öncü olmayacağı konusunda sanırım hepimiz hemfikiriz. Ama tamamlayıcı politikalar demetinin bu başlangıç koşulları yerli yerine oturana kadar, yani bu taksonomi belirlenecek, IPCC ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın uyarıları 1,5 santigratı hedefi doğrultusunda ciddiye alınan bir sanayi ve enerji dönüşümü bir yandan yaşanıyor olacak. 2030 sonrasında Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın bu sınırda karbon düzenlemesi gibi uygulamalara ciddi olarak can acıtacak, yön verecek. Merkez bankalarının bütün bunlara bir dizi iletişim veya doğrudan doğru denetim araçlarının geliştirmesi kaçınılmaz olacak diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Yani o bizim bir bakıma öyle bir şansımız var. Çünkü net bir şekilde kanunda yazılmış Merkez Bankası'nın hükümete danışmanlık görevi var. O da görev tanımının içinde. Yani eğer o konuda mesela farkındalık açısından bir şeyler yapmak gerekirse bizim Merkez Bankamız çok rahat onu yapabilir. Yani hiçbir kanuni engel yok. Fiilen nasıl yapar onu bilmiyorum ama bu şeyle ilgili bahsettiğimiz yeşil mütabakatla ilgili farkındalık mesela. Bu direkt ekonomiye her açıdan etkileri olabilecek olan bir şey. Dış dengeyi de etkileyecek. Yani dolayısıyla her açıdan ekonomik etkileri var. Fiyat istikrarına bile bir takım etkileri olabilir. Bunlarla ilgili konuşması, kamuoyu önünde de konuşması ama aynı zamanda doğrudan hükümete de tavsiyelerde bulunması. BDDK'yla da çok yakın bir dirsek teması içerisinde BDDK'nın neler yapabileceğini birlikte konuşması. Mesela o da çok önemli bir fonksiyon olabilir. Onunla ilgili de biliyorsunuz Finansal İstikrar Komitesi kurulmuştu. Sonra onun ismi değiştirildi. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi oldu. Bu bizim konumuza bir zarar vermez. Ama sonuçta öyle bir komite var. Yani dolayısıyla orada bir araya gelindiğinde bunları söylemesine bir engel yok. Bunların hepsi tabii şey açısından söylüyorum, yani mevzuat açısından. Bunlar mümkün. O açıdan rahatlıkla farkındalık oluşturmak konusunda, tavsiyelerde bulunmak konusunda, diğer kurumların harekete geçmesi konusunda şey imkanları fazla, entelektüel imkanları fazla Merkez Bankası'nın. Yani dolayısıyla çalışan eleman profiline baktığınız zaman şu anda doktorla eleman sayısı mesela en yüksek kurum Türkiye'de, bütün kamu kurumları arasında. Ve bu konularda kullanabileceği kaynak var. Yurt dışını çok iyi takip edebilir ki ediyor. Yani o açıdan %100 haklısınız. Yani o konuda en azından rahatlıkla bir şeyler yapabilir. Hocam, kabaca vaktimizin artık sınırlarına geliyoruz. Ben hem söz verdiğim üzere Caner Halil arkadaşımızın bir yarı uyarı, yarı yorum, yarı da soru cümleleri var chat kutusunda. Diyor ki, kamunun ve özel sektörün anlayış olarak daha çevreci bir perspektifte ne kadar hazır olduğunu düşünüyorsunuz diyor. Burada hareketle Bahar da bir kere daha izin istedi. Kendisine de bir söz vereceğim. Daha sonra da oturumu kapatmak üzere son sözü size veriyor olacağım. Buyur Bahar, eğer sesiniz gelmezse ben sorunuzu okuyayım ama önce bir sesinizi deneyelim. Peki, duyabiliyor musunuz? Tamam. Değerli hocam, belki bir toparlayıcı bir soru olması açısından önemsediğim için görüşlerinizi. Türkiye'de yeşil finansmanın gelişiminin önündeki engelleri neler olarak görüyorsunuz?
engellerin aşılması ve yeşil finansman kaynakları ve araçların çeşitlendirilmesi için hangi adımları atmalıyız? Ve bu kadar oynaklıklar içinde Türkiye'ye ihtiyaç duyduğu yatırımları çekmek için hangi adımları atmalı, nasıl güven yaratacağız? Çünkü biliyoruz ki bir merkez bankamız var ama bir diğer merkez bankamız da halkımızın ta kendisi ve biz bu güveni yaratamıyoruz. Bu konudaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Teşekkür ederim. Hızlıca ben üzerinden gideyim. Bahar'ın Türkiye'de yeşil finansman gelişiminin önündeki engeller nelerdir? Engellerin aşılması ve yeşil finansman kaynakları ve araçların çeşitlendirilmesi için gereken adımlar neler olmalıdır diyor. Ben bu şekilde özetledim. Seste kopukluk olduysa hocam ve diğer konuklar açısından buyurun Erdem. Çok teşekkür ederim. Yani bu Caner hocanınkiyle bağlantılı aslında. Şimdi şöyle yani biraz da böyle bardağın dolu tarafına bakmayı biz görev edindik. Büyükelçi olduğumuz için. Yani Türkiye'de hani neler iyi, nerelerde avantajımız var, nerelerde iyi yapıyoruz gibi hep savunacağımız için ülkemizi öyle bakmaya alıştık. Bu şeyin biraz dışına çıkalım. Yani güncel tartışmaların biraz dışına çıkalım. Şu açıdan çok şanslıyız. Yani bu kamu ve özeldeki anlayış, yani yeşil dönüşüme Türkiye ne kadar hazır diye baktığımızda şu bir avantaj bizim açımızda. Herkes, yani neredeyse herkes, bilmiyorum bunun dışında retorik olarak hiçbir şey duymadım ben. İktidarı, muhalefeti kim olursa olsun, akademisyenleri, kamu bürokratları, siyasetçileri, bu şeye karşı değil. Yani yeşil dönüşüm fikrine karşı değil. En azından söylem olarak. Yani hiçbir orada fikir ayrılığı yok gibi. Şeyde ben mesela çok istedim, çok arzu ettim. Orada Büyükelçilik döneminde 2050 var, 2060 var. Biz Çin'den daha önce bir net sıfır hedefi vermeliyiz. Yani biz Çin'den daha şanslı durumdayız. Daha iyi bir coğrafyadayız, daha iyi imkanlarımız var. Kesinlikle 2050'ye daha yakın bir net sıfır hedefi vermeliyiz diye çok istedim ki bir an önce olsun, açıklansın. Paris İklim Anlaşması mecliste bir an önce onaylansın. Ben ayrıldık, yani benim görevim orada dolduktan sonra kısa bir süre içinde oldu diye hatırlıyorum. Hemen 2053 mesela. Şimdi dolayısıyla burada bir itiraz sesi duydunuz mu? Hiç kimse itiraz etmedi. Aslında herkes içinden iyi oldu diye düşünmüştür tahmin ediyorum. 2053 iyi oldu. Çünkü Avrupa Birliği'ne daha yakınız 2053 ile. Yani Çin'den biraz daha erken yapacağız. Yani bu konsensus açısından söylüyorum. Bu konsensus aslında hazır. O iyi haber, iyi haber. Engeller var mı? Kesinlikle var. Çünkü bu şey bizde eksik. Bu taksonomi dediğimiz etiketleme işi büyük eksiklik. O konuda çok ufak girişimler var. Onun böyle kamunun sahip çıkıp, yani bu konuya sahip çıkıp bu konuda hızlandırıcı ve öncü rolü o konuda üstlenmesi gerekir. Dünyada ne yöne gidiyorsa, ne bileyim Lüksemburg'daki yeşil tahvil borsası mı var? Oraya mı kote edeceğiz? Yani biz yapabilecek şirketlerimizden başlayıp bunu yapmaya çalışalım. Muhasebe standartları ne yöne evriliyor? Bu sürdürülebilirlik raporları hangi tarafa eğiliyor? Ve dünyada en iyi standart ne? Bunu kamu takip edebilir kolaylıkla. Ve bunu hemen düzenlemelerde de yapabilir. Önce hazırlayabilir. Yani önce şunları biz düşünüyoruz. Daha sonra onun düzenlemesi de gelir. BDDK bu konuda adım atabilir. Bankalara bu konuda teşvik vermek çok kolay. Çünkü risk ağırlıklarını farklılaştırmak çok pratik ve güzel bir tedbir. Yani risk ağırlığını ben daha düşük tutacağım. Yeşil finansmanı. Bunu yapmak mümkün. Atılacak adımlardan örnek de bu. O yüzden engeller var, engeller kaldırılabilir. Ama bunlara karşı bir direnç olmayacaktır yani toplumda. Herkes yani iktidarıyla muhalefetiyle buna hazır gibi geliyor bana. Ve sonuçta bunun ortak bir problem olduğunu, dünyanın da ortak bir problemi olduğunu da herkes biliyor. Belki içinden buna itiraz edenler olur ama yani yüksek sesle buna itiraz edecek kimseyi ben tahmin etmiyorum olacağını. O açıdan en azından bu konuda daha iyimser olabiliriz diye düşünüyorum. Yeter ki bu konudaki adımlar biraz hızlıca atılsın. Çünkü şu anda şeyi belirlememiz gerekecek. Bizim ulusal, ne diyorlar? Ulusal katkımızı değil mi? Ulusal katkı beyanı yapacağız. Nationally Defined Contributions şu sıralara çalışılıyor. Ama onunla birlikte de atılacak adımlar belirlenmesi gerekiyor adımların. Dünya da çok bu konuda yeni, yani yeni uyanıyor tabiri caizse. En iyi gelişmeleri takip edip, o konuda bizde eksiklikler ne onları takip edip, o konudaki adımları
atmaya hazır olmamız lazım. Ve biraz ilan etmekte geciktik. Yani iklim anlaşmasını onaylamak olsun, 2053 hedefini açıklamakta bir miktar yavaş kaldık. Diğer ülkelerin gerisinde kaldık en azından. Ama adım atmakta biraz daha öne geçebiliriz belki. Öyle bir şansımız var gibi. Deyip ben iyimser notla bitireyim bu akşam. Çok teşekkür ederiz Erdem. İyimser, gerçekçi, umut verici, analitik olarak bizleri tahrik edici, samimi düşünceleriniz için. Ben de tüm meslektaşlarım, genç meslektaşlarım, konuklarımız adına bizimle bu akşam beraber olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Yeşil dönüşüm ve merkez bankacılığını tartıştık. Sevgili Erdem Başçı Hoca'nın liderliğinde. Tüm konuklara ilgileri, soruları, yorumları ve dikkati için teşekkür ediyorum. Erdem Hoca'ya da bizimle beraber düşüncelerini paylaştı ve bu yoğun zamanda bize vakit ayırdığı için hepimiz adına müteşekkiriz. Sağ olun, var olun. Tekrar görüşmek üzere diyorum arkadaşlarım. Teşekkürler. Çok sağ olun, iyi akşamlar. Teşekkürler.